İyi akşamlar sevgili izleyenler. GRT TV Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Bugün 10 Kasım. Bugün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 80. ölüm yıl dönümü. 1 Kasım sabahı saat 9'u 5 geçe ayrıldı aramızdan. Yalnızca yurtta değil, tüm dünyada takdir edilen Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi ve özlemle anıyor, kalplerimize yaşatmaya devam ediyoruz. Bugün 10 Kasım. Bugün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 80. yıl dönümü. Ulu Önder Atatürk tüm yurtta olduğu gibi Gaziantep'te de saygı, sevgi ve özlemle anıldı. Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayan etkinliğe Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Şefik Atak, kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk anıtına çelenk bırakıldığı tören siren eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasıyla devam etti. Program İstiklal Marşı'nın okunması ve çelenk sunulmasıyla sona erdi. Daha sonra Şehit Kamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesi ve Şahin Bey Cumhuriyet Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan anma programı yoğun katılıma sahne oldu. Yerel seçimlere doğru giderken AK Parti'de aday adaylığı başvuruları devam ediyor. Bugün de Oğuzeli Belediye Başkanlığı için Yılda Şirketler Yönetim Kurulu Başkanı Memik Yılmaz ilçe binasında başvuruda bulundu. Yerel seçimlerin en iddialı partisi konumundaki AK Parti 2014 seçimlerinde kaybettiği tek ilçe Oğuzeli'de bu kez kazanma hesapları yapıyor. Allah'a kurban. Gaziantep'te uzun yıllardır lojistik ve taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren, bunların yanı sıra çeşitli sivil toplum örgütlerinde de aktif görevler üstlenen Yılda Şirketler Topluluğu'nun kurucularından olan Yönetim Kurulu Başkanı Memik Yılmaz, aday adaylığı müracaatını bizzat Oğuzeli'ne giderek ilçe başkanlığında yaptı. Başvuru sonrası açıklamalarda bulunan Yılmaz, 2014 seçimlerini hatırlattı, elimizden gelen mücadelemizi yapacağız dedi. Bugün biz de ilçemiz için bir dava uğruna gönül verdik bu işe. İnşallah bu bir yarıştır. Bize görev verildiğinde ilçemiz için en güzel olan belediyecilik namına, modern belediyecilik namına, gençlerimiz adına iyi bir şeyler yapabilir miyiz? Bunun çabası içerisindeyiz. Tabii ki bu bir güzel bir yarıştır. Partimiz 2014 seçimlerinde az bir fark bir oyla ilçemizde belediye başkanlığını başka bir siyasi partiye kaptırdı. İnşallah 2019'da yapılacak yerel seçimlerimizde biz de fazlasıyla bir partinin bir neferi olarak üstümüze düşen görevi fazlasıyla, layıkıyla yerine getirmek için elimizden gelen mücadelemizi yapacağız. Bu parti için, bu süreç partimiz için, AK Parti için güzel bir yarıştır. Bu yarışta centilmenlikle, güzellikle bütün aday aday arkadaşlarıma şimdiden çok çok başarılar diliyorum. İnşallah tabii ki burada 5-10 kişi, belki 15 kişi müracaat eden arkadaşlarımız olacaktır. Bunların içinde seçilecek, görev verecek olan bir kişidir. Yine o seçilecek, görev verilen arkadaşımızla seçilelim veya seçilmeyelim el birliğiyle hep beraber ilçemiz için gereken mücadelemizi yapacağız inşallah Allah'ın izniyle. Bugün kıymetli zamanınızı ayırıp da buralara kadar geldiğiniz için şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. İnşallah kısmet olup eğer ki kimin kısmetinde varsa aday gösterildiğinde
teveccüh bizden yana buyururlarsa biz de ilçemiz için inanın en iyi şekilde ilçemizi daha bir adım ileriye götürmek adına elimizden geleni fazlasıyla yapmak için gönüllü olarak bu yola çıktık. Bugün Oğuzeli ilçemiz bugün bir şehit Kamil Şahin Bey'den hiçbir farkı yok. Niye burada da güzel şeyler yapılmasın ilçemiz adına? Bunları kendimize bir ilke edinerek bu yola biz de bir sevdalandık yani. İnşallah hepimizin desteğine. Sıradaki haberimizle devam edelim. Hastanede tedavi olan hastalara ait toplam 11 adet telefonu çalan şüpheliler yapılan operasyonla yakalandı. Ziyaretçi gibi hastaneye girdiler, 11 kişinin cep telefonunu çaldılar. Gaziantep'te bulunan bir hastanenin polikliniklerinde hastalar tedavi olurken hastaneye gelip 6 telefon çalan SA ve 5 cep telefonu çalan VT isimli şahıslar yapılan çalışmalar sonucu kız kıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkeme sonucu tutuklanan şahıslar cezaevine teslim edildi. Bu haberimizle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Yarın tekrar aynı saatte GRT TV ekranlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizden ayrılmayınız. Mutlu akşamlar.